Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani şimdi Shiba analizi yapacağız. Bayağı bir Shiba isteği geldi. Bakalım Shiba neler yapacak arkadaşlar. Bence bazı uyumsuzluklar var. Şu anda o uyumsuzlukların düşüşü geliyor arkadaşlar. Şu anda Shiba'ya girmek bence riskli. Yükselir mi? Yükselir. Bir hedefimiz var. Ancak gelmesi %40 civarı bir şey yani. Ama nereye düştükten sonra gelir onu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler yapabilecek. Şimdi arkadaşlar günlük bazda baktığımız zaman Shiba'ya bir düşüş trendine girmiş ve desteği 44 desteğini kırmış arkadaşlar. Altında 4 saatlik kapanış gelmiş. Ne demek oluyor? Bollinger bandımızı açalım. Bollinger bandımızı da açtığımızda orta band zaten çoktan kırılmış. Hala düşüyor arkadaşlar. Desteğin de altına inmiş. Bollinger bandımızın alt bandını gördüğünüz gibi nerede duruyor arkadaşlar? Kapatalım bir. Şöyle bir bakın tekrar. Bir alttaki desteğimizde duruyor. Yani oraya kadar düşecek demek oluyor. Orası neresi arkadaşlar? 40. 5-0-40 arkadaşlar. 5-0-40'a kadar düşüş bekliyorum Shiba'da. Ancak 4 saatlik bazda bir üçgen formasyonumuz var arkadaşlar. Üçgen formasyonumuz var ama bunun gelmesi çok güç gibi duruyor şu an. Bilmiyorum. İşin açıkçası bilmiyorum. Bir uyumsuzluk var. RSI tarafında bir uyumsuzluk var. Yani şu bölgede yok da. Şu bölgede yok. Şu bölgede bir uyumsuzluk var. Şu anda da zaten onun düşüşü geliyor büyük ihtimal. Yani çok sıkıntılı bir zamanda Shiba arkadaşlar. Evet, günlük baza tekrar dönelim. Yani aslında buralar alım konumu olarak iyi bir yer gibi görünüyor ama bence 40'ları beklemek lazım. Bakalım bu 40'tan dönecek mi? Yoksa 40'ın altına sarkıp şu kırdığı tepeyi mi test edecek? Göstereceğim şimdi, o burada değil orası. 34'ler, 31'ler gelecek mi? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman genelde şuradaki kırdığı bir tepe var, ATH tepesi. Orayı hiç retest yapmadı arkadaşlar. Burayı reteste de geliyor olabilir. Haftalık baza baktığımızda da yani 1, 2, 3, 4, 4. haftadayız. 1 aydır düşüyor arkadaşlar. Bir yeşil mum yakar mı? Bir yeşil mum yakarsa bu üçgen formasyonu mu gelir? Tam net değil Shiba'daki durum. Yani elinde tutanlar veya yeni girecek olanlar dikkatli olsun. Sıkıntı, panik olur ondan sonra. Yani bakalım şöyle bir. Düşüş geliyor gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi orta bandımız üst bandımız kırılmış. Orta banda kadar düşer gibi duruyor haftalık bazda. Orası da neresi? 5.022. Haftalık bazda buralara düşme potansiyeli var. Eğer ki desteklerde tutunamazsa. Şöyle günlüğe tekrardan gelelim. Günlükte de arkadaşlar alt banda gelmek üzere. Orası da neresi? Dedik. 5.040 dedik. Buradan dönmesi lazım arkadaşlar. Açıkçası dönmezse sıkıntı. Dönmezse buralardan dönebilir mi? Şimdi o ATH yaptığı tepeyi reteste geliyormuş gibi duruyor. Şuralara kadar düşer. Buralarda neresi? 34'ler. Eğer ki 40'tan dönmezse. Burada neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Bu üçgen formasyonu için neyi bekleyeceğiz? Ne zaman teyit edebiliriz? Şu anda üçgen formasyonu var diye cümbür cemaat girmek çok mantıksız arkadaşlar. Eğer ki bakın şu 44 direnci var. Burası direnç olmuş. Bunun rengini kırmızı yapalım. 44 direnci kırılır. Üstünde 4 saatlik kapanış gelir ve şu üçgen formasyonun dışına yukarı doğru kırarsa, yukarı doğru kırdığı zaman, hem de bu direnci kırdığı zaman arkadaşlar, bu dirence gelen retesti beklemek lazım. Ama şöyle bir şey de var. Direkt kırıp uzaya da uçabilir.
Şu anda çok riskli olduğu için net bir şey söyleyemiyorum ama düşüşleri söyleyelim. En azından yani şu an 5-0 40'a doğru yolculuk başlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın oradan dönmüş bir kere. Bir kere dönmüş oradan. Zınk diye dönmüş. Yüzde kaçlık çıkış yapmış. Şöyle bakalım. Oradan bir %30'luk çıkış sergilemiş. Yani bu sefer de düşerse fırlama ihtimali de var. Neyi bekleriz arkadaşlar? Buranın üstünde 2 tane, 3 tane 4 saatlik kapanış beklemekte fayda var bence. Kırarsa sıkıntı. Alta doğru düşeriz. Nereye? 34, 31, 30. Buralara kadar geriler. Buradan dönmezse zaten kaç git buralardan. Buralardan kaç git. Buranın altında gelen kapanışlar acayip derecede sıkıntıya yol açar. 24'ler, 20'ler gelir. Patlarız yani. O yüzden herkes riskini yönetsin, stopları koysun. Artık karda olanlar da yani karlarını çeksinler. Ama herkes de kendi bilir yani. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Günlük baza tekrar döndüğümde şöyle bir RSI'ıma bakalım arkadaşlar. RSI bize ne gösteriyor günlük bazda? RSI'de bir uyumsuzluk var demiştim arkadaşlar. İşte o uyumsuzluk burası. Şimdi şuradaki tepe buradan nasıl yüksek oluyor? Bakın burası daha yüksek, burası daha alçak. Burada nasıl yüksek oluyor buranın tepesi? Burada bir uyumsuzluk var ve M formasyonu gelmiş, ikili tepe. Şu anda ikili tepenin düşüşü yaşanıyor. Orta bandı retest yapmış, kıramamış ki yeniden satış dalgası gelmiş. Şu anda satış dalgasında devam ediyor Shiba. Döner mi? Ne zaman döner? Yani aslında küçük miktarlarla 40'lardan sonra yani 40'ın üstünde tutunursa 2 tane 4 saatlik kapatırsa hemen de o 40'ın altına 38 37'ye stop konursa arkadaşlar küçük zararla büyük kazancı yakalayabiliriz diye düşünüyorum işin açıkçası. Ama risk var. Shiba şu an riskli duruyor bence. Bu çıkmaz demek mi? Çıkabilir ama düşme ihtimali de var, hem de sağlam düşme ihtimali var. Yani şöyle baktığımda RSI'de uyumsuzluk var. Geçmişte bir uyumsuzluk varmış zaten. Hala da var gerçi. Ya şu tepe şu tepeden nasıl yüksek oluyor arkadaş? Bak şu aşağı taraf buranın tepesi. Şurası buranın tepesi. Yani burası daha alçak. Burada daha yüksek. Neyse arkadaşlar yani Shiba riskli şu an. Ama illa da ben Shiba'ya gireceğim. Bu riski göze alıyorum dersen nerede girersin onu söyleyeyim ben sana. Şu RSI'yi kapatalım. Şimdi arkadaşlar Bollinger bandını da açalım. Bollinger bandının alt çizgisine düştüğü zaman burada girersin abi. Tamam mı? Nere burası? 40. 40-69'da girersin. Tabii 2 tane 4 saat kapattıktan sonra. Hatta bir tane 4 saat yeterli. Bir tane 4 saatlik mum kapatsın. Yani şöyle 37'lere de bir stop koyarsın. %5'lik %10'luk bir zararı göze alırsın artık. Yani %5 %10 var mı? Bakalım bir. Yani %10'luk bir zararı göze alırsın. Oraya stop koyarsın. Dönerse şansına, dönmezse stop patlar. Zaten büyük bir zarardan kurtulursun. Yolumuz nereye gider? 35, 30, 30, 35'lere kadar geriler diye düşünüyorum. Çünkü bu ATH'sini kırdığı yeri reteste geliyor bu büyük ihtimal. Destekler, meslekler çalışmaz gibi duruyor şu anda. Zaten buranın altına da kırdığı zaman 4 saatlik kapanış gelirse
Sıkıntı büyük arkadaşlar. Neresi bura? 32-16. Altında 4 saatlik kapanış gelirse sıkıntı büyük. Alt tarafa düşürür bizi. Orası neresi? 24. 24. 20-24 seviyeleri arkadaşlar. Sağlam bir zarar geliyor gibi. Bakalım. Ama bu büyük ihtimal, yani buradan da dönebilir gibi geliyor açıkçası. Yani arkadaşlar, şimdi şöyle kısa keseyim. Eğer ki bir yükseliş gelecekse büyük ihtimal 5.088'e üçgen formasyonunun hedefi gelecekse bir sıfır atıyor arkadaşlar. Düşüş senaryosu geldiği zaman da söylediğim gibi 40'a kadar düşer. 40 kırılırsa arkadaşlar 34, 31, 32 civarına kadar geriler. Zaten oranın altında da kapanış gelirse yani kaç git buralardan. Kaç git yani. Neyse arkadaşlar, Şiba'da söyleyeceklerim bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Riskinizi yönetin. Eğer yeni girecek olanlar varsa stopları koysunlar arkadaşlar. Stop koymazsanız gerçekten fena batarsınız. Ben size söyleyeyim. Şiba şu an çok tehlikeli duruyor. Neyse, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. RSI'de de satış bölümüne gelmiş. Herkes satarken mantıklı olan almak ise eğer, yani ben olsam 40'ı beklerdim. 5.0 40'a düşsün, oradan alırdım abi. 36'ya falan da stop koyardım. Dönerse döner, dönmezse de %10 zararla kaçıp giderdim yani. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Şiba hakkında söyleyeceklerim bu kadar.